Trendyol Süper Lig'de 5. hafta 2 maç dışında tamamlandı dedik değerli izleyenler. Şimdi gelin hemen bir Skype bağlantısı yapalım ve Haldun Domaç'la haftayı şöyle bir değerlendirelim. Haldun Domaç merhabalar, iyi haftalar diliyorum. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkürler, merhabalar, iyi haftalar sana ve izleyicilerimize. Çok teşekkürler. Hemen isterseniz dünkü mücadeleyle, dev mücadeleyle başlayalım. Trabzonspor'un Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etmesi. Tabii ki Trabzonspor cephesinden ayrıca değerlendireceğiz. Beşiktaş cephesinde de özellikle Şenol Güneş ve sahaya sürdüğü kadro çok fazla tartışıldı Haldun Domaç. Bu çerçeveden şöyle bir genel değerlendirme yaparsak neler söylersiniz? Şimdi oradan başlamamız lazım zaten. Şenol Hoca bence büyük bir hata yaptı. Yani elinizde Masuaku varken sağ beki sol bek oynatmak mantıklı değil. Masuaku yoktur. İşte o zaman dersiniz ki yani seçeneklerden biri bu diyebilirsiniz. Ama Masuaku varken yanlış yaptığını zaten biraz sonra da neden yanlışından dönmeye çalıştığında gördük. Abubakar elinizdeyse Abubakar'la başlarsınız. Ha, yorgundur. İşte o durumda işte belli bir süreden sonra 60'tan 65'ten sonra çıkartırsınız. Cenk'le devam edersiniz. Cenk de diri olarak oyuna devam eder. İkinci hata buydu. Üçüncü hata da Ante Rebic seçimiydi. Bence Ante Rebic yerine Muleka'yla başlaması lazımdı. Yani üç önemli oyuncu hatası yaptı. Bu hataların sonucunda da şöyle oldu. Diyebiliriz ki hata yaptığını zaten kendisi de kabul etti. Öyle söyleyelim. Neden kabul etti? İkinci 45 dakikaya başlarken o değişiklikleri yaparak başladı. Demek ki bu bir hataydı. Onu söyleyelim. Ve şunu da vurgulamamız gerekiyor. Yani bazı oyuncuların Beşiktaş için vazgeçilmez olduğu gerçeğini de kabul etmek gerekiyor. İşte burada Masuaku'nun alternatifinin olmadığını, Abubakar'ın yerine ikame edecek oyuncu alternatifi olmadığını. Tabii ki Cenk yerli olarak iyi bir oyuncu yapabilir ama siz İkinci yarıya başlarken yani maç 2-0 olduktan sonra başlatırsanız Abubakar'ı orada verim alamazsınız. Orada çünkü rakip takımın teknik direktörü de karşınızda bir teknik direktör var, güçlü bir rakip var. O da planını bu 2-0'a göre yapıyor. Sonuç itibariyle Beşiktaş hani benim de beklemediğim bir yenilgi. Hani ağır diyeyim mi demeyeyim mi bilmiyorum ama sonuç itibariyle iyi başladı. 20 dakika yavaş tempoda da olsa oyunu kontrol ettiği bir karşılaşmayı 3-0 gibi bir skorla, farklı bir skorla kaybetti. Ben bu yenilgide öncelikle faturayı Şenol Hoca'ya keserim. Benim kanaatim bu. Çünkü Beşiktaş'ı doğru 11'le sahaya çıkarmadı. Tabii ki biraz sonra Trabzonspor'u konuşacağız. Yanlış anlaşılmasın, Trabzonspor'un başarısını da ayrıca bir yere yazacağız ama ben bu yenilginin ana faturasını Şenol Güneş'e yazıyorum. Peki Trabzonspor cephesinden hemen değerlendirecek olursak özellikle yeni transferleri tabii ki çok merakla bekleniyordu ve Onuachu ilk maçında öne çıkan bir performans sergiledi. Yine bunu da konuşmak lazım. Bir taraftan da çok tartışılan bir kırmızı kart beklentisi var. İsterseniz onu da burada değerlendirmiş olalım. Bakasetas'ın Rose'nin kırmızı kart görmesi gerekiyordu şeklindeki açıklaması da tabii ki çok dikkat çekici. Trabzonspor cephesinden bakarsak neler söylersiniz? Şimdi bu maçı hakem üzerinden okumak çok gerçekçi bir yaklaşım olmaz, onu söyleyeyim. Evet, boynuna sarıldığı andan itibaren o kırmızı kartın gelmesi gayet doğal. Ama buradan okumayalım istersen Ezgi. Biz oyun olarak bakalım, Trabzonspor'un doğrularına bir bakalım. Şimdi baştan beri, ilk günden beri hocanın, Nenad Bielisa'nın iki tane söylemi vardı. Bir, biz çok büyük yıldızlar almasak da fark etmez, biz takım olacağız, bir kompakt duruş sergileyeceğiz demişti. İki, ısrarla bir uzun boylu santrofor isteğinden bahsetmişti. Çünkü oyuncu profilinin buna yatkın olduğunu düşünmüştü. Nitekim de dikkat edersen oyuncu değişikliği sırasında bile Umut yerine önceliği Enis Destan'a verdi. Daha uzun boylu bir santrofor genç olmasına rağmen öyle bakmamız lazım. Şimdi çok doğru bir oyun oynadı Trabzonspor. Özellikle savunmada
iyi bir duruş sergiledi. Orta alan ve savunmada iyi bir duruş sergiledi. Batista Mendy'nin ne kadar değerli bir oyuncu olduğunu, dalga kıran rolünü ne kadar başarılı oynadığını burada gördük. Onaçu'ya gösterilen o sempati ve sevginin ya da işte onu başarılı bulanların aynı şekilde Batista Mendy'yi de övmeleri gerekiyor. Tabii yanında işte Bakasetas'ın olması ve arkada oynayan mesela Banya ile ilgili çok özel şeyler söyleyebiliriz. Gerçekten çok çok değerli bir oyuncu olarak oynadı. Tabii bu performansını aslında Karagümrük'te de gösteriyordu ama burada daha fazla bir şekilde göreceğiz. Bu noktada iki kanattan top taşıyan hem Trezeguet'in de düzelmesinden sonra daha farklı olacak. Tabii Mislav Orsic'in Şubat'a kadar beklememiz gerektiğini söyledi Nenad Bjelica. O kanat ortalarına Onaçu'dan çok iyi verim alacak bir Trabzonspor kurgulanmış. Trabzonspor'un özellikle ikinci yarı oyununda, yani birinci yarı değil ikinci yarı oyununda hani Beşiktaş'ın oyunu dengeleyebileceği düşündüğü anlarda çok doğru bir geçiş hücumu oyunu oynadı. Hatta orada işte Trezeguet daha fazla gol de bulabilirdi. Mert'in de kurtarışları var. Yani Trabzonspor doğru oyunla, kompakt oyunla, birlikte oynama başarısıyla oyunun her alanında, sahanın her alanında rakibe göre bir fazla oyuncu oynuyormuş gibi baskıları yaparak Beşiktaş'ın hani top oynamasına müsaade etti. Yani özellikle ilk yarım saatte al ver oynadı. Pozisyon üretme konusuna müsaade etmedi. Doğru bir oyun anlayışıyla oynadı diyebiliriz. Şimdi dünün bir diğer maçı isterseniz Fenerbahçe'nin Antalyaspor'u 3-2 ile geçtiği mücadeleyle devam edelim. Özellikle İsmail Yüksek'in yokluğunda İsmail Kartal nasıl bir tercih yapacak orta sahada, bu merak ediliyordu. Zayt'sı tercih edip savunmada Serdar Aziz'i kullanmasını nasıl değerlendirirsiniz? Yine Cengiz Ünder'in bir sakatlığı mevcut ama o bölgede İrfan Can'ın etkili performansıyla zannediyorum çok aramayacaktır ama tabii ki çok talihsiz bir sakatlık. Ve bir de tabii ki skor, yenen 2 gol, atılan 3 gole karşın. Tüm bunları yine şöyle bir değerlendirirsek Fenerbahçe ile ilgili neler söylersiniz? Şimdi İsmail Kartal'ın açıklamalarından yola çıkalım ki biz de yayınladık A-Spor'da. Açıklamalarından yola çıkalım. Olması gerekiyordu diyor. Yani 6 numara. Bunu biz de söyledik. Olması gerekiyordu ama olmadı. Şu anda yapacak fazla bir şey yok. Şunu bir kere net bir şekilde söyleyeyim. Fenerbahçe'nin elinde İsmail Yüksek'in dışında herhangi bir 6 numara yok. Yani kimse kendini bu noktada inandırmasın. Ne Zayt 6 numarayı oynar ne Crespo 6 numarayı oynar. Bir de dün Fred'in de istenen performansta olmaması bir anlamda orta alanın tamamen rakibe teslimi oldu ve o baskılarla Fenerbahçe için çok zorlu anlar yaşattılar. Bir kere onu söylemem lazım. 6 numara alınması lazımdı ama alınmadı. O başka bir konu. Artık burada konuşmamamız gerekiyor ama İsmail Yüksek'i pamuklara sarıp saklamak lazım. Ve İsmail Yüksek'in de kendi oyununu kontrol ederek oynaması lazım. Onu da özellikle söyleyeyim. Yani çok fazla heyecanına ya da mücadele gücüne güvenerek